Sevgili dostlar, merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Gününüz hayırlı olsun. Hayırlı işler yapmaya Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Hayırlı yollarda, hayırlı adımları atmaya, hayırlı kararlar vermeye Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Efendim, evren, kainat hikmetlerle dolu, ayetlerle dolu. Aynaya baktığımız zaman kendi yüzümüz, cemalimiz, güzelliğimiz Allah'ın bize efendim yüzümüze nakşettiği bütün bu en ince detaylarına kadar ne varsa bize verdiği bunların her biri ibret nazarıyla baktığımız zaman hikmetlerle dolu kardeşlerim. Evet bugün okuyacağımız ayeti kerimelerde de Rabımız gezdiğimiz, dolaştığımız, yediğimiz, içtiğimiz nimetler noktasında bizi düşünmeye davet ediyor. Ve bakınız ayeti kerime 66 Nahil Suresi şöyle buyuruyor dostlar. Ve inne fil en'ami la Evet. Şüphesiz samal hayvanlarda da sizin için ibretler vardır. Sütünden istifade etmiş olduğumuz o hayvanlarda bizim için gerçekten ibretler vardır. İbret nazarıyla bakarsak ineğe, ibret nazarıyla bakarsak yetiştirdiğimiz koyunumuza, yetiştirdiğimiz devemize, evet bunların her birinde bizim için ibretler vardır. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Nuskikum mimma fi butunihi min beyni fersin ve demin lebenen halisen saigal şaribin diye buyuruyor. Evet. Onların karınlarındaki e, fışkı ile kan arasından süzülen e, süzü, süzülen e, içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz diye buyuruyor Rabbimiz ayeti kerimede. Nuskikum mimma fi butunih biz onların karınlarından size içiriyoruz neresinden mimbeyni fersin yani fers besin artıkları manasında kullanılıyor besin artıkları ki buna fışkı e, tabiri de kullanılır besin artıkları ile kanın arasından vücutta Allah'ın koyduğu mekanizmadan üretilen Allah'ın fabrikasında yetiştim yetişmiş olan evet bir şekilde önümüze gelen Öyle bir süt ki lebenen halisen, halis bir süt. Saygan lişaribin içenlerin, evet içenlere lezzet veren saf sütten biz onlara içiriyoruz diye Rabbimiz bize bu manada düşünmemizi bizden istemekte. Evet, sütün nasıl oluştuğuyla alakalı biyolojik manada bununla alakalı detaylı bilgileri verme imkanımız yok. Alanımız da değil. Ama ibret nazarıyla baktığımız zaman şu ayet bile bu anlamda bizim için yeterli kardeşlerim. Evet Fahreddin Razi sütün e, hayvanların e, vücudunda nasıl meydana geldiği ile alakalı bazı açıklamalar yapıyor. Kendisinden önceki döneme ait açıklamaların yanlış olduğunu efendim e, ileri sürerek kendisi bir takım açıklamalar yapıyor. O da bugünkü bilimsel veriler açısından sıkıntılı. Onların hiçbirisini demeye gerek yok. Evet. Yani baktığımız zaman onlar ot yemekteler, su içmekteler ve bizim önümüze onların göğüslerinden sağdığımız halisen sayıga nişşaribim insan içenlerin boğazından suhuletle kolayca lezzetli bir şekilde akı veren sıkıntı çıkartmayan halis sütleri biz evet sizin emrinize servisinize amade kılıyoruz diye Rabbimiz bu manada bizi düşünmeye davet etmektedir. Nuskiyüküm min ma fi butunihi min beyni fersin ve demin lebenen halisen saygan lişşaribin diye buyurmakta. Evet. Tekrar ayeti bir daha okuyalım. Şüphesiz samal hayvanlarda da sizin için ibretler vardı. Bununla sekiz tür hayvan kastediliyor kardeşlerim. İnek, deve, koyun ve keçi dikkate alındığı zaman daha çok insanların tarım toplumunda bu ayetlerin indiği toplumlardaki insanlar dikkate alındığında zaten onları genelde kullandıkları için ayeti kerimede en am derken bunların kastedildiğini efendim dikkate alabiliriz. Evet onların karınlarındaki efendim besin artıklarıyla kan arasından süzülen içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz. Evet bunu düşünmemizi istiyor. Soframıza süt geldiğinde ibret nazarıyla bunun bize nasıl ulaştığını şöyle bir düşündüğümüz zaman evet Mevla'nın kainattaki bütün varlıkları bizim emrimize amade kılması noktasında bunlar hepsi gerçekten ibret nazarıyla baktığımız zaman üzerinde düşünmemiz gereken şeyler. Nahil suresinin daha önceki ayetlerde geçti sevgili dostlar hatırlarsanız Rabbimiz şöyle buyuruyor idi. Vel en'ame halakaha hayvanları da dedi Rabbimiz kendisi yaratmıştı. Evet ne buyuruyordu? Ee, Lekum fiha difun ve menafi'u ve minhâ te'ekulûn. Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da o Allah yarattı. Onlar da sizin için soğuktan koruyucu şeyler yani tüylerinden istifade edeceğiniz efendim şeyler var ve başka yararlar vardır. Ayrıca onlarla onlardan beslenirsiniz diye buyurarak buna işaret eder bu ayeti kerimede. Ve ileriki ayetlerde yine bunu görüyoruz sevgili dostlar. Rabbimiz buyuruyor ki Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını, ev ve giyim eşyalarıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı diye buyurarak Rabbimiz burada ve cealeleküm min cülüdil <laughs> en'ami ami büyüten yani hayvanların derilerinden efendim çadır türü şeylerle evler ikame etmenizi sağladı. Testahifunaha yevme zanüküm ve yevme hüküm. Evet. E, sefer dönemlerinde, yolculuk dönemlerinde, gerekse ikamet dönemlerinde evet kolayca taşıyabileceğiniz barınakları sizin için Allah yaptı. Ve min asfafiha ve evbariha kıllarından, tüylerinden, evet yünlerinden siz o hayvanların istifade edersiniz diye Rabbimiz hayvanların tüyünden, derisinden, kılından, etinden, kemiğinden, her şeyinden istifade etmek suretiyle biz onlardan faydalanmaktayız. Tabii ki bu ayette sadece süte işaret etti. Sütünden istifade edersiniz, tüylerinden istifade edersiniz, derilerinden istifade edersiniz, soğuktan, sıcaktan koruması noktasında onlardan istifade edersiniz ve onların beden gücünden istifade edersiniz ve ve tahmilu etkalukum ila beledin lem tekunu balighihi illa bi enfus yani zorlukla insanların taşıyabileceği mekanlara Onların efendim üzerinde yüklerinizi onlarla taşımak suretiyle efendim size o manada o hayvanlar tabii ki emrinize amade olarak onlar sizin hizmetinize efendim Allah tarafından onlar bu manada efendim hizmetinize sunulmuştur diyor ayeti kerimede. Burada da işte sadece o hayvanların efendim sütünden istifade noktasındaki boyuta işaret ediliyor ki nuskiyukum min fi butunihi min beyni fersin ve demin evet onların besin artıklarıyla efendim kanlarının arasından süzülerek efendim göğüslerinde Allah'ın topladığı o içenlere efendim haliz saygan lişşaribin kolayca boğazından geçiveren o sütle Mevla Onları size servis etti, sizin hizmetinize sundu. Evet, bunları düşünün diyor. Hani yaylada yaşayan insanların halini görüyoruz. Hayvanlar sabah evden çıkarlar ve öğle üzeri vakti gelince o hayvanlar bir yerde gölgeleye çekilirler ve sahiplerinin kendilerini sağması için beklerler. Çünkü vücutlarında o bir rahatsızlık da vermektedir. Sağılmaları da lazım. Yedikleri otlardan dolayı adeta beni sağın diye bir mekana gelirler, beklerler. Sahipleri gelir onları sağar. Ondan sonra onlar yollarına devam ederler. Ertesi gün tekrar gelirler şeklinde bu manzarayı gördüğümüz zaman aman ya Rabbi diyoruz. Zaten hayvanlar sabahleyin mesela bir çobanın denetiminde sığıra salınmış o hayvanlar sabah çıkıyorlar. Akşam köyün girişinde Sahi, ...çoban onları bırakıyor... ...bütün hayvanlar... ...gidecekleri evleri... ...ahırlarını... ...ahırlarında da kendilerine takdir... ...efendim tayin edilmiş... ...hangi yerde duruyorsa oraya kadar gelir... ...ve adeta sahibine... ...orada böğürerek... ...gel beni sağ... ...artık zamanı geldi dercesine... ...adeta sahibinin... E, ...yolunu beklemekte... ...onların bu halini görünce... ...Mevla bunları bize... ...emrimize vermiş... ...musahhar kılmış... Bunlar üzerinde düşünmemizi Rabbimiz bizden istemekte değerli kardeşlerim. Ve min semeratin nakil. Başka bir şey daha var bizim üzerinde düşünmemiz gereken. Mevla soframıza geliveren bütün bu nimetlerin üzerinde adeta düşünmemizi istiyor. Ve min semeratin nakili vel a'nabi tettehidûne minhü sekeran ve rizgan hasena. Hurmalardan ve üzümlerden. Sizler güzel rızıklar ve sizi sarhoş edecek şeyler elde edersiniz. İnne fi zalike le ayatin li qaumin Evet bunlarda da akleden insanlar için ayetler vardır diye buyuruyor. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Ayet 67. Nahil Suresi Mekke'de nazil olmuş. Mekke'de nazil olan bu ayeti kerimede Rabbimiz hurma hurma bahçelerinden, hurma ağaçlarından ve üzümlerden Rabbimiz tettehidûne minhü sekeran ve hasena. Onlardan siz size sekir veren, size sarhoşluk veren şeyler de elde edersiniz. Ve hasena. Güzel rızık da elde edersiniz ya Rabbimiz. Yani siz onları iyi yolda da kötü yolda da kullanırsınız diyerek Rabbimiz bize bu manada tabii ki bir haram kılma daha net bir şekilde gözükmüyor ama peygamberimizden naklediliyor. Allah yani bunlarla alakalı size sizlere sarhoşuk veren şeylerle alakalı haram haram vermenin e, adeta e, burada başlangıcını yapmış. Mealinde kısaca öyle hatırlıyorum. Adeta haramla alakalı size böyle bir uyarıda bulunmuş şekliyle bir hatırlatmanın olduğuna Peygamberimizin de işaret ettiği söylenir. Evet ayeti kerimede Rabbimiz hurmalardan ve üzümlerden, onların meyvelerinden, güzel rızıklar ve bizi sarhoş edecek şeylerin elde edildiğini ifade ediyor. Buradaki sekir tabiriyle alakalı ne biz e içeceği üzerinde de durulmuş. Sarhoş etmedikçe ne bizim helal olduğuna dair Ebu Hanife'den bazı görüşler de var ama ayeti kerimede daha çok insanlara sekir veren, sarhoşluk veren şeyler kastedildiği Efendim yani ne biz yerine sarhoşluk veren şeylerin kastedildiğini yani bizim şarap dediğimiz bizler içtiğimiz zaman bizi sarhoş edecek şeylerle alakalı ayette Mekki bir ayette buna işaret edildiğini belki söyleyebiliriz. Bu ayeti kerimeden sonra belki insanlardan, sahabilerden, bazı Müslümanlar demek ki güzel rızıklar da elde edebiliyor, edebiliyoruz bunlardan. Bizi sarhoş edecek şeyler de elde edebiliyoruz manasında. Belki bazılarını düşünmeye Allahü Teala rızık için Güzel rızık tabirini kullanıyor. Ve rızkan hasena derken, içki için sekaran hasenen diye güzel sarhoş edecek şeyler e, bunlardan kullanıyorsunuz, elde ediyorsunuz gibi bir anlamda kullanmadığına göre belki bazıları buradan hareket ederek bırakmaya meyletmiş olabilir. Ancak kesin yasaklayıcı bir hüküm olmadığı için sahabilerin bu e, onların içkiyi bırakmaları çok sonradan gerçekleşecektir. Bununla alakalı inen ikinci ayet-i kerime Bakara suresinin efendim 219. ayeti. Sahabeler Hazreti Ömer gibi bazı sahabiler geliyorlar. Ya Resulallah içki de kumar da bizim aklımızı gideriyor, mahvediyor bizi. Aramıza düşmanlıklar sokuyor kumar özellikle. Bu manada yasaklayıcı bir Allah'tan hüküm gelmeyecek mi diye peygamberimizden Bununla alakalı bir hükmün gelmesi konusunda talepleri olmuştu. Ve akabinde de işte inen ayeti kerimede يَسْأَلُونَكِ yes anil hamri vel meysir Sana içki ve kumardan soruyor, soruyorlar. De ki, قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ Her ikisinde insanlar için günah da vardır. Yani oradaki ismun kebirun derken zarar anlamında kullanılmıştır. Onların zararları da vardır, faydaları da vardır. Ve ismuhuma ekberu min onların efendim zararı faydasından daha çoktur denmiştir. Ama tabii ki kesin yasaklayıcı bir hüküm olmadığı için bu manada insanlardan bir kısmı belki bırakmaya meyletmiş olsa da belki içenler hala var idi. Nitekim Abd 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 Sa'd bin Ebu Vakkas bir davet vermiştir. İnsanlar oturmuş, yemişler, içmişlerdir. Ve akabinde de tabii ki namaza geçmiştir sahabelerden birisi. Onlara namaz kıldırmıştır. Namazda da Kulya suresinden okumuştur. Kul ya eyyuhel la a'budu ma ta'budun. De ki ey kafirler sizin taptığınıza ben ibadet etmem. Benim taptığıma ibadet de sizler tapıcı değilsiniz maalindeki ayetleri okumuştur. Ama la'ları atınca sizin taptığınıza ben, benim taptığıma siz taparsınız gibi bir mana ortaya çıkmış. Biz sizinkilere, siz bizimkilere taparsınız gibi bir şey yani böyle. Anlam bozulmuştur. Onun için inen Nisa suresinin 43. ayetinde Ey iman edenler ya öyle zinamunu la takrabus salate ve entum sukara hatta ta'lemu ma taqulun ne dediğinizi bilinceye kadar sarhoş iken namaza gelmeyin. Kafanız ayık iken efendim ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyacağı bilincinizin açık olduğu bir zamanda namaza gelin denmiştir. Böylece İnsanların sarhoş iken camiye gelmeleri de yasaklanmıştır ama kesin yasaklayıcı hüküm ne zaman gelecektir? Kesin yasaklayıcı hüküm, evet. Maide suresinin 90. ayetinde, 91. ayetinde ifade edilir. اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسُرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْزُ مِنْ عَمَلِ şeytan. İçki, kumar, efendim, fal okları, dikili putlar, hepsi şeytanın işi birer pisliktir. Bunları bırakın ki, Kurtuluşa eresiniz diye buyrulur. Şeytan içki ve kumarla sizi namazdan, Allah'ın zikrinden alıkoymak ister. Aranıza buğzu husumeti sokmak ister. Artık nihayeti erdirdiniz değil mi? Şekliyle biter. Fehel entüm muntehûn. Artık bıraktınız değil mi diye o soruyla biter. Evet Enes bin Malik diyor ki babam Ebu Talha'nın da bulunduğu mecliste ben insanlara içki sunuyordum. Dışarıdan biri geldi dedi ki içkiyle alakalı yasaklayıcı hüküm geldi deyince babam Ebu Talha'nın elindeki kadeh tabii ki o esnada o kadehi, bırakı verdi kadehi bırakıverdi, verdi. Anında Allah'ın emrine teslimiyet göstermeleri açısından çok manidardır bu. Yani Allah bunu yasakladı denildiğinde sahabiler anında buna teslim oluyorlardı. Yani semina ve atana diyorlardı. İşittik, itaat ettik diyorlardı. Hele şunu da içelim de yarın düşünürüz demiyorlardı. Örtü ayeti de gece inmişti sevgili dostlar. Tesettürle alakalı ayet indiği zaman... Vel yadribne bi humrihinne ala cübihinne ayetleri, cilbe ayeti de aynı şekilde indiğinde, onların teslimiyeti de aynı şekilde olmuş. Aynşe validemiz diyor ki, o tesettür ayetinin indiği, başları örtmeyle alakalı ayetin indiği, gecenin sabahında baktım diyor kadınlar, mescidin arka safında yerini almışlar idi. Kuşlar gibi orada, hani kuşların böyle, e, böyle toplu olarak yer almaları gibi onların başlarında örtülerle orada onların yer aldığını görmüş olmaktayız. Teslimiyet olması gerekiyor. Bizim de zaten yani en büyük eşitliğimiz burada sevgili dostlar. Ayetleri dinliyoruz, hadisleri dinliyoruz, Kur'an'ı dinliyoruz. Rabımız buyuruyor: "Vela tekünü kelledine kalu semina ve humla İşittikleri, işitmedikler halde işittik diyenler gibi olmayın diyor. İşit yani duyarsız davranan, bu anlamda tepki vermeyen kimseler noktasındaki halimiz maalesef elbette ki inanmış insanlarız. Bundan kuşkumuz yok. Ama Allah'ın emirlerine karşı biraz böyle yavan, biraz gevşek hareket ediyoruz kardeşlerim. Öyle olmamalı. Bir an önce yeter demeli nefsimizi ayaklarımızın altına almasını becermemiz lazım geliyor. Bakınız ayet-i kerime iniverince onlar ellerindeki kadeh düşmüş ve Günlerce diyor Medine sokaklarından içki aktı diyorlar. Milletin evinde ne varsa küpünde, kabında bütün içkileri sokaklara dökmüşler. Anında buna teslimiyet göstermişler idi. Semiyona ve atana. İşittik anında itaat ediyoruz efendim. Duyulusuna uygun hareket etmişler idi. Evet biz ayetleri okurken dikkat etmemiz lazım gelir. Nahl Suresi'nden okuyorsunuz. Nahl Suresi'nin bu ayeti Mekke'de inmiş. Ama Medine döneminde daha sonradan nice ayetler inmiş. Konuyla alakalı dört tane ayet var. Tedrici bir şekilde aşama aşama sahabilerin eğitildiğini görmekteyiz burada. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Önce onlara bunun kötülüğü anlatılmış. Akabinde hiç olmazsa yani faydası da vardır, zararı da vardır ama zararı daha çoktur denmiş. Bir bakıma terapi yapılmış zihinleri bu manada ona alıştırılmış. Ya bunu hiç olmazsa içtiğiniz zaman namaza gelmeyin denmiş. En nihayetinde ya aslında demek istediğim şudur. Bırakın gitsin denilmiş. Böylece böylece Peygamberimiz Aleyhisselam genel hükmünü vermiş. Ne demiş? Küllü müskirin hamrun ve küllü müskirin haram. Her sarhoş edici olan şey içkidir. Her içki haramdır buyurmuş. Ya ben işte içiyorum da sarhoş olmuyorum. Onlara da demiş ki "Ma eskara kesiruhu fe qaliluhu haramun. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır.'' diye bu manada Peygamberimiz Aleyhisselam ilkeyi vermiştir. Yani ben bira içebilir miyim? İçersen e, se, beni sarhoş eder, e, seni etmiyor. Çünkü alıştın. E, ben sana iç dersem iki bardak yerine üç içersin. Hocam ben dengesini bilirim. Hayır efendim. İçmeyeceksin, almayacaksın. Allah haram dediyse yaklaşmayacaksın. Çünkü günah günahı celbeder, onun arkasından başka şeylerden mutlaka gelecektir. Peygamber aleyhisselam ne diyor? Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Bir varil içince sarhoş olan insan için bir bardak içince de haram olduğunu peygamber söylüyor. Sana da bana da düşen teslimiyettir. İlla devam ediyorsan Rabbim seni kurtarsın derim. İnşallah bırakırsın. İnşallah ağzına bir daha o günaha bulaşacak o şeyi yap yaparak almazsın kardeşim derim kardeşim. Evet. Ayeti i kerimeyi devam ettirelim. İbret almamız lazım dedik. Bakınız faydası zararı olabilecek şeyler üzerinde bile düşünmemiz lazım geliyor. Yani hayır yolunda kullanma, kullanma imkanımız var üzümden şerbet reçel yaparsın, efendim pekmez yaparsın, başka şeyler yaparsın. Hurmadan aynı şekilde ama aynı şeyi senin zararına olacak şekle de çevirebilirsin. Bıçakla adam da kesersin, ekmekle doğrarsın, karpuzla doğrarsın. Faydalı da kullanma imkanın var, zararlı da kullanma imkanın var. İbret alma noktasında Rabbimiz soframıza gelen reçele, soframıza gelen evet pekmeze işaret etmiş oluyor adeta. Bunların hepsi sizin için bir nimet. Soframıza gelen güzel bir nimet daha var. O da nedir? Evet işte şimdi bala işaret ederek Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve ha rabbuke ila nakhli en ittakhidhi min el cibali buyutan ve min el şeceri ve min ma Rabbin bal ağrısına şöyle ilham etti. İçgüdüsel olarak yaratılıştan ona yükledi. Neyi ilham etti? Neyi vahyetti? En minel cibâli büyüten, evet dağlardan e, evler yapmasını ve mineş ağaçlardan ve mimâ ve çardaklardan yani kovanlardan kendilerine evler yapmasını Allah onlara vahyetti. Arı kendisi için o efendim peteğini inşa etmeyi Allah ona Yaratılıştan efendim bu bilgiyi ona vermiş, kodlamış ve arı altıgen şeklindeki o efendim bal mumuyla kendisi, kendisinin ürettiği o bal mumuyla o altıgen şeklinde efendim o evini yapmayı o bilebilmektedir. Evet buna işaret buyuruyor Rabbimiz. Ki onda da nice e, enteresan haller var. Sunbekuliy min kulis semarat sonra efendim yemesini arının vahyetti. Fesluki sübile Rabbiki zülüla ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yayılım yollarına gir diye yani araziye açıl çiçeklerden onların efendim e, nektarlarından efendim süze 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 süze, süze alabilmesini Allahu Teala ona o yolu kolaylaştırdı. Bulunduğu vadide dağda kırda bayırda bütün çiçeklerden hem onların tozlanmasını efendim e, döllenmesini sağlıyor diğer taraftan da aynı zamanda kendisi için faydalı olan onlardan alması gereken efendim nektarları alıyor ve karnı iki tane karnı vardır derler sevgili dostlar arının. Onu doldurarak gel gelir ve peteğin içerisinde yuvanın içerisine girer. İşçi arılara işçi arılar da onun ağzından emerek o karnındaki getirdiği şeyi o, ya da onun kusmasıyla nasıl oluyorsa artık detayını bilmiyoruz oraya boşaltılır. Onlar onu işçi arılar. Kendi karınlarında enzimlerle, salgılarla onu yani tam bal kıvamına getirirler ve o yuvalara peteklerin içerisine boşaltırlar ve bizim yiyebileceğimiz, afiyetle yiyebileceğimiz ve Rabbimizin fihi şifa'u linnas diye buyurdu. Bakınız ne diyor? Yahrucu min butuniha şarabun muhtelifun elvanuhu fihi şifa'u linnas. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Hangi çiçekten istifade ettiyse tabii ki ona göre balı çıkar. Kestane balı ona göre efendim e, diğer bölgelerdeki ballar ona göre, çam balı ona göre, rengi ona göre şekilleşir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Fihi şifaun linnas. Fihi'deki zamir Kur'an'a mı gider? Bala mı gider? Bazı alemler demiş ki bala gider, bazılar demiş ki Kur'an'a gider. Konu bal olduğu için elbette ki burada kastedilen odur. Ama sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam, Kur'an'ın da balın da şifa kaynağı olduğunu ifade buyurur. Zaten Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de mesela İsra suresinde وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Evet biz bu Kur'an'ı e, müminler için bir şifa kaynağı, onlar için bir rahmet kaynağı olarak indirdik diye buyurur. Balı da Rabbimiz aynı şekilde böyle bize tanımlamıştır. Hani sahabilerden birinin karnı ağrımış ya da ishal olmuş derler. Gelmiş ya Resulullah kardeşimin işte karnı ağrıdı ne yapmam lazım? Bal yesin demiş. Gitmiş o da arkadaşına söylemiş bal yemiş ama karnının ağrısı geçmemiş. Geri gelmiş ya Resulallah kardeşimin karnının ağrısı geçmedi şifa bulmadı deyince git kardeşine söyle bal yesin. Bir daha gidiyor bir daha gidiyor nihayetinde hatta Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah doğru söyledi. Senin kardeşinin karnı yalan söylüyor. Yani Allah çünkü fihi şifaun linnas. Evet. Onda şifa vardır buyurduğuna göre devam etsin demiş ve nihayetinde kardeşinin karnının ağrısı ya da o e, ishal e, ile alakalı o rahatsızlığının geçtiği söylenir. Rabbimiz de böyle buyurur. Fihi şifao linnas. İnne fi zalike leayeten liqaumin yetefekkerun. Tefekkür eden, düşünen kimseler için bunda da ibretler vardır. Sofraya geliyor ama hiç olmazsa bunların tümünü dikkate alarak güzel bir yemek duası yapmak lazım. Efendimizin bize öğrettiği Elhamdülillahillezî et amana ve sakana ve kesana ve cealana minel müslimîn şeklindeki dua ya da ne diyor Efendimiz? Ekele taamakumul abrar ve aftara indekümüs saimun ve sallat aleykümül melaike o da güzel bir dua. Yani bizleri yediren, bizleri içiren, bizleri Müslümanlardan kılan Rabbim bu nimetleri bize efendim yememiz için önümüze seri veren Rabbim. Evet Rabbim sana hamdü senalar olsun. verdiğin nimetlere şükürler olsun diye dua etmemiz lazım. Demek ki dua da şöyle. Ekele taamakumul ebrar. İyiler yemeğinizi yesin. Ve aftara indekumus saimun. Oruçlular sizin sofranızdan iftar etsin. Ve sallet aleykumul melaike. Melekler de size hep dua etsin şeklinde yani muhtelif dualar var. Bunlardan birini böyle bellemeli, öğrenmeli ve sürekli duamızı ihmal etmememiz lazım gelir. Başlarken bismillah, sonunda elhamdülillah demeli ve yemeğin ortasında da şükrümüzü ihmal etmememiz lazım gelir. Evet efendim, son ayetimiz olsun. Bismillah, vallahu khalaqakum. O Allah ki sizi yarattı. Sun beyetevfakum kiminizin de vakti gelince canını aldı. Ve mümkün men yurattu ila erzelil umur. Kimi de diyor, evet, e, kimi de e, erzel ömür diye bilinen, ömrün en düşük çağına onu efendim çevirir. Yani yaşlılık dediğimiz zamana kimini Allahü Teala efendim o zamana uğraştırır. Niye? Li keyle ba'de ilmin şeya. Yani her şeyi bilirken gençliğinde öğrendiği, bellediği her şeyi bilirken insan gelir, gelir, gelir. Yaş 75, 80 olunca hafıza kaybı başlar. Geçmişinde, gençliğinde öğrendiği, bellediği, efendim ezberlediği neyi varsa onların hepsini unutuverir. Bir e, bir hoca efendi vardı, efendim. Ben kendisine demiştim ki camide ben de imamlık yapıyordum. Hocam buyurun bir vaaz ediverin demiştim. Siz çok şeyleri bilirsiniz talebe okutmuşsunuz dediğim zaman cümlesi şuydu kardeşlerim. Şu anda o da rahmetlik oldu. Evet hocam biz de çok okuduk. Evet okuduk ama okuttuk da ama sonra unuttuk. Şimdi olduk bir hukuk dedi. Yani okuduk, okuttuk, şimdi olduk bir hukuk. Yani bir iki kelime dışında, bir iki cümle dışında, bir iki böyle Efendim aklımız akalanlar dışında hiçbir şeyi hatırlayamıyoruz demiştim. Evet hepimiz de ona doğru gidiyoruz. Rabbim erzeli ömür dediğimiz bu hali bize en azından o süreçte aklımızı elimizden almasın. Başkalarına bizleri muhtaç etmesin. Sevgili peygamberimizin zaten dualarından birisi de yani cimrilikten Allah'a sınırdı. Tembellikten Allah'a sınırdı. Erzeli ömür denilen o halden de Allah'a sınırdı. Belki diyorum Efendimiz Aleyhisselam yani fazla yaşamadı. 63 yaşında vefat etti. Erzeli ömürden Allah sığındı. için mi olmalı ki? Yaşı biraz böyle hani bizim standartlarımız açısından biraz erken vakitte de denilebilecek bir vakitte de ruhunu teslim etmişti Refik-i Ala'ya. Rabbim onu bize cennete komşu eylesin. Rabbim bizlerin ömrünü bereketle eylesin. Ömrünü Allah'ın emrine amade olarak efendim bir hayat yaşamayı bizlere efendim nasip eylesin. En güzel günümüz, ona kavuştuğumuz günümüz olsun. Hayırlı amellerle bir ömür geçirmeyi Rabbimizlere nasip eylesin. Duasıyla bugün de programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim hoşçakalınız.